Size bir önceki taht oyunları bölümünde FETÖ ile yürütülen pazarlıktan bahsettim. Bu noktadan sonra bazı şeyler yaşandı ama gelin önce şu şemamızı bir çıkaralım, bir görelim değil mi? Bizden sonra bütün kanallar da başladı ya şu şema işine. Neyse. Öncelikle tabii başta en yukarıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan var. Tayyip Erdoğan'ın da kendi kurmayları var. En güvendiği, en fazla alan sağladığı insanlar bunlar. Bunlar sırayla Hakan Fidan, Hulusi Akar, Mevlüt Çavuşoğlu, diğer taraftan İbrahim Kalın ve Fahrettin Altun. Bunlar genelde kendisinin değer verdiği ve önemsediği kişiler. Tabii sarayda danışman manışman falan da var da onların önemi daha çok böyle lokal olaylarda. Tabii Fahrettin Altun'un düşüşte olduğunu da belirtmek gerekiyor. Başta şu çizgi film skandalıyla gelen ve 128 milyar kampanyasıyla AKP tarihinde ilk kez propaganda üstünlüğünü muhalefete kaptırdı. Bunun faturası da sorumlusu da Fahrettin Altun'a kesildi yani. Şimdi gelelim bir de aktif siyasete. AKP'nin kanadı Neo AKP diyebileceğimiz Pelikan olarak bilinen, SETA'dan beslenen Berat Albayrak etrafında kümelenmiş bir grup var. Bunların asıl gücü de İstanbul'da. O yüzden İstanbul grubu olarak da biliniyorlar. Diğer grup AKP'nin içerisindeki eski milli görüşçüler. Bunların liderleri de Numan Kurtulmuş, Abdülhamit Gül ve Şerif Malkoç. Malkoç bu arada Gül'ün de kayınpederi. Üçüncü parti Süleyman Soylu grubu ve İçişleri Bakanlığı. Dördüncü ve son parti MHP ve Ülkücü Sağcı grup. Devlet Bahçeli ve Sağcı grubu Soylu'yu desteklerken diğer bütün gruplar aralarında kavgalı. Soylu Albayrak'la Albayrak, Soylu'yla Abdülhamit Gül de ikisiyle kavgalı. Hatta bu eski milli görüşçülerden Malkoç Yeni Kapı mitinginde Bahçeli'yle dalga geçmişti. Erdoğan da özür dilemesini söylemişti. Bu sembolik aslında. Bu ideolojik çatışmanın bir sembolü. En son Soylu Albayrak'ı oyundan dışarı çıkarmıştı fakat bunların hepsi tazelemek için. Sonuçta bunların hepsini daha belki bölümlerde anlattık. İzleyen oradan izlesin. Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin en büyük açığı her zaman personel oldu. İdeolojisi ve doktrini olmadığı için her zaman ortaklara ihtiyaç duydu. Bu ortaklardan sonuncusu da işte MHP. MHP'nin emniyet yapılanmaları ve personeli güçlü. Tamam. Da bir de bunun negatif etkileri var. Ülkücü mafya grupları. Bugün işte bu yüzden videoyu biraz ikiye ayıracağız. Bir büyüklerin taht oyunları, bir de küçüklerin taht oyunları var. Biraz da aşağıda olanlardan yukarıya okumaya çalışacağız. Ancak bizimkiden hikayesi sandığınızdan biraz daha erken başlıyor. Yenilenen teknolojiyle yeni para kazanma imkanları doğmuştu. Bunların şüphesiz en büyüğü de yasa dışı bahis, yani bet siteleri. Burada hem eliniz kirlenmiyor, hem güzel para kazanıyorsunuz, hem de kulağa o kadar kirli gelmiyor. Düşünsenize, A şahsı uyuşturucu kaçakçılığından 100 bin lira kazanmış mı, yoksa B şahsı bet işinden 50 milyar dolarlık bir kazanç sağlamış mı? Kulağa daha kirli geliyor. Fakat bizim eski tip mafya bu işleri pek iyi bilmiyor. Öğrenmesi gerekiyor. Aslına bakarsanız Peker'in tayfası bu işlerle ilk defa tanışmıyor. Türkiye'ye bu sanal bahis işini getiren kim biliyor musunuz? Semih Sadi. 2000'li yıllarda internette site açan İtalyan Lorella Razzetti futbol, basketbol ve tenis karşılaşmaları ile at yarışları üzerinden bahis oynatmaya başlıyor. İzinsiz oynatılan bu bahislerde yüklü miktarda para yatıranların kaybetmesi sağlanıyor. Elde edilen milyonlarca kara para Semih Sadi adlı bir Türk tarafından Razzetti'ye aktarılıyor. Vurgun bir bankanın ihbarı üzerine Mali Suçlar Araştırma Kurulu, yani MASSAK tarafından ortaya çıkarılıyor. İhbarı yapan bankadaki hesap kayıtlarında Razzetti'nin kendisinin 59 doğumlu bir muhasebe müdürü olarak tanıttığı, adresini ise İstanbul'da Mecidiyeköy'de gösterdiği belirlendi. Bahis oynayanların Razzetti'nin hesabına yatırdığı bu paralar ise kendisi tarafından vekalet verilen Türk vatandaşı Semih Sadi tarafından çekiliyor. Bunun üzerine Semih Sadi'nin izi sürülmeye başlanıyor ve ilk defa sanal bet ve Kıbrıs bir araya geldi. Çünkü Sadi'nin annesi Stella Salem, ki Semih Sadi de Musevi bu arada, bunu da belirtelim, önemli olacak bu çünkü ileride, Girne'de bir hesap açıyor. Bu ortaya çıkarıyor. Semih Sadi annesi adına Girne'de bir hesap açmış. Kolaybahis.com adlı bir başka internet sitesinden oynayanların paralarını Kıbrıs'taki bu hesaba yatırmasını sağlıyor. Semih Sadi'nin bu paraları annesi aracılığıyla çektiği belirleniyor. MASSAK vurgunu önlemek amacıyla işbirliği yaptığı bankalara söz konusu hesapları kapattırıyor. Ancak Semih Sadi kendini geliştiriyor. Bu süreçte farklı yöntemler buluyor. Yani düşünsene, eskiden böyle bahis yaptığın zaman birinin bankasına parayı falan yatırıyor. Ne kadar güven vermeyen bir olay değil mi? İşte 2000'li yıllar. Ama Semih Sadi akıllı, kendini geliştiriyor. Bak da 2000'li yıllarda sıkı durun, ne yapıyor biliyor musunuz? Nokta Otomasyon Bilişim Ticaret Limited şirketini kuruyor. Ne oldu diyorsun şimdi sen? Ne yaptı bununla? İnternet üzerinden sanal kart aracılığıyla alışveriş yapıldığı görüntüsünü vererek bahis oynattırdı. Bu şekilde Sadi para toplamaya devam edebildi. Bu sırada müfettişler hesap numaralarına para yatıran Türk vatandaşların adresini, kimlik ve vergi numaralarına ulaşmak için harekete geçiyor, ancak çoğunun kimlik bilgilerine ulaşamıyor. Az sayıda kişinin ifadesi alınabiliyor. Önemli olan ama para değil, parayla ne yapıldığı. Çünkü Sadi bu parayla Business Channel TV adlı bir televizyon kanalı kuruyor. Bu kanal önemli, aklınıza iyi tutun. 13 Kasım Salı 2007'de Game Over operasyonuyla Semih Sadi tutuklanıyor. Business Channel TV basılıyor. Burada Hayrettin Ertekin'in bilgisayarına da el konuyor. Ertekin, Sedat Peker'in mahkum olduğu kelebek operasyonunda bu organize suç şemasında adı geçtiği için gözaltına alınmıştı. Peki bu tutuklananlar içerisinde kim var biliyor musunuz Game Over operasyonunda? Hüsnü Falyalı, Halil Falyalı'nın kardeşi. İşte
Sanalbet, Kıbrıs ve Falyalı isimleri ilk defa burada bağlanıyor. Hüsnü Falyalı ve Sanalbet'e birazdan döneceğiz ama size Business Channel TV'yi anlatacaktık, değil mi? Hayrettin Ertekin bu olayda ve Peker davalarında sadece ifade vermişti ama birkaç sene sonra Ergenekon'da sanık olmuştu. İşte bu Ergenekon davasının 48. oturumunda tutuklu sanık olan Hayrettin Ertekin bu kanal ve finansmanı hakkında ifadeler veriyor. Ertekin, televizyonu psikolojik harekatta bir şeyler yapalım diye aldık. Bizim öyle bir örtülü paramız var. Sözlerine ilişkin soruya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında PKK'ya karşı psikolojik harekattan söz ediyorum. Biz televizyonlarda reklam dışı gelirlere örtülü ödenek deriz diye karşılık veriyor. Business Channel'a örtülü ödenek para geldiği yönünde bir beyanı olduğu hatırlatarak örtülü ödenekten kasının ne olduğu sorulan Ertekin de reklamdan gelmeyen para örtülü paradır. Reklamdan gelen para açık paradır. Patronun verdiği paraya örtülü para denir şeklinde konuşuyor. Business Channel'ın ortağı ve aslında sahibi Semih Sadi nedeniyle kara para suçundan basıldığını ifade eden Ertekin, Sadi'nin ABD'deyken internetten kumar para oynayarak kazandığı 40 bin doları babasına gönderdiğini, hakkındaki suçlamanın ise bu nedenle yapıldığını iddia ediyor. Bu konuyu Kıvrıkoğlu ve Büyükanıt ile konuştum. Yaşar Büyükanıt'tan bahsediyor. Medyanın bu konuda yanlarında yer almadığından şikayetçi oldular. Ben de buyur size televizyon dedim. Ne söylemek isterse söylesinler dedim diyerek kendini savunuyor. Daha enteresan olan olay da Hayrettin Ertekin'i Diyarbakır'da görev yapan bir komutanın selamını duruşmadan Sedat Peker'e iletmesi. TSK'nın Güneydoğu'da başlattığı yardım faaliyetleri kapsamında oradaki öğrencilere 5000 önlük dağıttığını belirten Ertekin, Diyarbakır'da bir komutan tarafından Peker'in de 3 tır giyecek gönderdiğini öğrendim. Komutan Peker'e bu konuyla alakalı teşekkürlerini iletmemi istedi. Bu teşekkürü şu ana kadar iletme şansı bulamadım. Buradan iletiyorum diye konuştu. Tüm bunlar davalarda görülürken Business Channel TV'nin başında bulunmuş Can Ataklı konuştu. 2008 yılında şöyle anlatıyordu yaşananları. Bu arada Can Ataklı ve Sedat Peker deyince aklınıza şu sahne gelmiş olabilir. Millet para verdi oraya çıkmak için. İnanın diyorum. Ya bir örnek vereyim Can Ataklı. Mesela ya adamın tarzı var, şekli var, şimali var. Tanışmıyoruz ama yani bir tipli var. Ya ondan etkilenmiş ya. O da işte o kuşaktan, o da seyredenlerden televoli. Şimdi bir haber yazmış, Sedat Peker'in yurt dışına neden kaçtığını açıklıyorum. Hani meşhur olmak isteyen popçular böyle bir şey kasarlar ya, takipçi kasmak için. Ya koskoca adamsın Can abi ya. O yaptığın haber nedir? Öyle rezalet mi olur? Olmaz. İşte bu yüzden diyorum, bizim hepimizi kaldırıp çöpe atacaksınız. Bizden bir şey olmaz. Business Channel'ın başına geçmem için ilişki kuran kişi Hayrettin Ertekin adlı bir kuyumcuydu. Bu kişi kanalın gizli sahibi olduğunu ama Musevi asıllı iş adamı Semih Sadi'nin sahip görüneceğini söyledi. Ertekin askerle arasının çok iyi olduğunu, bu nedenle yönetim kurulunda bazı emekli generallerin ve Kenan Evren'in basın danışmanı Ali Baransel'in olacağını söyledi. Yönetim kurulunun bu şekilde oluşturulmasına asker televizyonu görüntüsü vereceğini belirterek karşı çıktı. Ertekin kendisinin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın danışmanı olduğunu, bunun da ötesinde tek sırdaşı konumunda bulunduğunu belirterek Dolmabahçe görüşmesini sadece bana anlattı dedi. Bu durumu görünce kanaldan gelen teklifi kabul etmemeye karar vererek sahip konumunda göründüğünü söylenen Semih Sadi'ye durumunu aktardım. Ancak Sadi, Ertekin'in bizde tek kuruşluk hissesi bile yok. Bir zamanlar babama iyilik yapmış, babam da kendisini kolluyor. Ayrıca Büyükanıt'ın en yakın adamı. Bu nedenle de gönlünü hoş tutuyorum. Ama size söz, televizyon işine onu asla karıştırmayacağım. Siz de yardım ederseniz ayağını tam olarak keseriz, demiş Semih Sadi Can Ataklı'ya. Bu bilgiler ışığında rahatladım ve işe koyuldum. Birkaç takviye ile kadroyu oluşturdum. Herkese hatırı sayılır zamlar yaptım. Stüdyo ve çalışma ortamlarını yeniledim. 25 Ağustos günü yeni yayın dönemini başlatmaya karar verdim. Ataklı bu şekilde yeni yayın hayatına başlıyor. Fakat daha sonra bazı emekli generallerle kavga ettiğini ve bu yüzden dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın kendisini oradan kovdurduğunu söylüyor bir kumpasla. Peker'e kadar da yanan enteresan ilişkiler ağı, değil mi? Fakat bahis siteleri ve Kıbrıs'ın önemini anlamışsınızdır. Şimdi gelelim Kıbrıs'a. Bu haftaki konuğumuz ve adı çok canlanan Halil Falyalı var. Falyalı klasik lokal mafyadan yükselme bir tip. Gasp, uyuşturucu, haraç, şantaj, tehdit ve tabii ki Kıbrıs'a özel kumar. Fakat değişen dönemde kumarın oynanış biçimi de değişti tabii ki. Falyalı kendini bir kabadayı olarak görüyordu. Gençliğinde eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun korumalığını yapmış, Ulusal Birlik Partisi'nden destek veriyor. Bu politik destekleri de bahis işine giriyor. Bunun için Yaşam Ayavefe'yi biraz tanımak gerekiyor. Ayvefe, Fethullahçı bir background'a sahip. En azından onlar sayesinde bilişim eğitimi alıyor. Bunun sonucu olarak da Türkiye'de Adana'da 2006 yılında sanal bahis işine giriyor. Ayvefe bu sektörde en bilgili, en hızlı diye biliniyor. Sadece
yasa dışı bahis ve kumardan elde ettiği para yıllık 1,5 milyar dolar. Diğer kumar baronları ile birlikte yasa dışı kumar ve bahis siteleri yıllık 50 milyar doları kontrol ediyor. 2009'da hakkında tutuklama kararı çıkınca kendini Kıbrıs'a atıyor. Burada Veysel Şahin'in yanına giriyor. Veysel Şahin yasa dışı bahis işinde kısa sürede yükseliyor. Tabii bu ne demek? Korumaya ihtiyaç demek. İşte bu noktada Halil Falyalı devreye giriyor. Şahin'i koruyor. Bir de tabii ki Halil Falyalı'nın kardeşi Hüsnü Falyalı var. Hani şu başta bahsettiğimiz var ya. İşte bu Hüsnü Falyalı'nın Eray Kenanoğlu'yla birlikte birçok konuda ortaklık yaptıklarını bütün Kıbrıs biliyor. Başta sanal bet işinde. Eray Kenanoğlu 2005'ten beri yasa dışı bahis işi yapıyor. Yani ortada bir profesyonellik var. Bu vesileyle Kenanoğlu Ayvefe'yi de tanıyor. Yaşam Ayvefe bu esnada Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını ediniyor. Adadaki bir oteli ve kazinoyu 12 milyon euroya satın alıyor. Daha sonra tam 14 milyon euroya Girne'de bir araziyle otelini ve kazinosunun sahibi oluyor. Yasa dışı bahis ve kumardan elde ettiği parayla sayısız gayrimenkul ve inşaat yatırımı yapıyor. Tabi bunlar için emanetçi dediğimiz paravan biri gerekli değil mi? Bu noktada devreye sözde iş insanı, tabi hepsi iş insanı bu arada amına koyayım. Bu noktada devreye Ertuğ Dilaver giriyor. AYVF'nin emanetçi küçük ortağı. Çark oturmuş yani anlayacağınız. Peki bizim Sedat Reis ne alaka diyorsunuz şimdi değil mi? Eray Kenanoğlu Sedat Peker'in adeta Kıbrıs sorumlusu gibi. Yani kendi iddiası bu yönde. Yakın çevresi Peker'in AYVF'yi Kenanoğlu vesilesiyle tanıdığını söylüyor. Peker'i ziyaret eden AYVF, Kıbrıs'a gidemiyorum çünkü cinayete adım karıştı, düşmanlarım var. Nikah şahidim olursam bana dokunmazlar dendiği söyleniyor. Bunun üzerine Peker şahit oluyor ve bu şekilde AYVF Kıbrıs'a dönüyor. Böyle anlatılıyor. Hatta yine Kenanoğlu'nun iddiasına göre Peker AYVF ile bahis ortaklığından 3 milyon dolar kazanıyor. Hatta şu an bile ayda 200 bin dolar elde ettiğini ileri sürüyor Kenanoğlu. Aralık 2014'te Sedat Peker Kıbrıs'a adeta bir günlük çıkarma gibi bir ziyaret yapıyor. Tabi organize eden Peker'in Kıbrıs adamı Kenanoğlu. Gazete ve billboardlara reklam veriyor. Reisimiz geliyor diye. Bu ziyaretler esnasında verdiği bir röportajda bazı şahıslar gelmemizden memnun değil gibi sözler sarf ediyor. Burada Sedat Peker Halil Falyalı'yla da görüşüyor. Yanında da tanıdık bir isim. Ahmet Kurtuluş. Ahmet Kurtuluş'u İzmir'deki FETÖ borsası davasından biliyorsunuzdur. Ayrı bir videonun konusu bu. Fakat Peker'in burada bağ yapması tesadüf değil. Çünkü Falyalı olmadan sanal bahis işine girmek zor. Kurtuluş da buradan sonra bir şirket açarak bu işe giriyor. Her şey mutlu, mesut devam ediyor ta ki 2016 yılına kadar. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra bazı olaylar değişiyor, güç dengeleri değişiyor. 2016 yılında Halil Falyalı'nın kardeşi Hüsnü Falyalı İspanya'da tutuklanıyor. Handikap operasyonu başlayınca AYVF ve çetesi gözden çıkarılıyor. Hatta Aralık 2016'da Kıbrıs AYVF'nin vatandaşlığını iptal ediyor. Eylül 2016'da Türkiye'de İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İngiltere ve Kıbrıs üzerinde kumar ve bahis oynatan uluslararası bir şebekeyi takibe alıyor. 30 milyar dolarlık pazar payı olduğu iddia edilen yasa dışı bahis oynatılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 92 şüpheli hakkında gözaltı kararı veriliyor. İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırma sonunda Goal Game, La Liga Game, Oda Futbol internet sitelerinde oynatılan yasa dışı bahisin İngiltere ve Kıbrıs üzerinden yönetildiğini belirliyor. Bahis sitelerinde İngiltere ayağını yöneten İngiliz uyruklu 49 yaşındaki Scott William Masterton var. Kıbrıs ayağında da Veysel Şahin. Aralarında Türkler de var. 35 kişi bu şekilde polis tarafından aranıyor. Bu Scott William Masterton İngiltere'de legal bir bahis sitesinin, büyük bir bahis sitesinin menajerliğini mi ne yapıyor? İşte kendisine buradan ek gelir falan mı ne oluşturuyor artık nasıl yapıyorsa bilinmiyor. Ama tutuklanmamak için Türkiye'ye geliyor, havaalanına görüşmelerini yapıyor, sonra geri uçuyor. Enteresan değil mi? Bu operasyon sonrası bizim Kıbrıs sallanıyor. Veysel Şahin'in demesine göre 2016 yılında Kıbrıs'a yanına Çağatay isimli bir polis müdürü gelmiş ve demiş ki bana 500 bin lira rüşvet verirsen İstanbul'da senin hakkında açılan soruşturmayı biz kapatırız. Bir hafta sonra da bu dosyaları WhatsApp'tan gönderiyor yani. Diyor ki bak gerçekten senin hakkında bir soruşturma var. Bu şekilde para ver. Hatta Falyalı falan da ödemiş yine. Veysel Şahin'in biraz anlattığına göre. 29 Eylül 2016'da işte bu şekilde mevzu patlıyor. Veysel Şahin ve çevresinde ne oluyorsa Türkiye'de oluyor. Hapiste değiller ama ipleri çekilmiş. İşte bu esnada Eylül 2016'da Sedat Peker'in iki yakın adamı İsmail Barbaros Aslan ve Kemal Levent, ki bu Kemal Levent hem Peker'in avukatı hem akrabası. İsmail Barbaros Aslan'ı kim biliyor musunuz? Hani Peker demişti ya, Fevzi İşbaşı'nı dövdürmek için AKP'den bana ulaştı Metin Külünk. Sonra benim adamım, akrabam, avukatım girdi dövdü. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşine küfür etti diye ben milletvekilini, devletin karakolundu, kemiklerini kırdırdı. Yetmedi mahkemeye çıkarken biraz daha kırdırdı. Pişman mıyım? Değil. Karıya, kıza, anaya olmaz. Kötü laf olmaz. O adam yapmıştı. O adam yapmıştı. Bir tane milletvekili dostumuz var o dönem. Yanıma geldi dedi, ya bu namus meselesi dedi. Böyle söylüyorlar dedi. Ben gidip bir görüşeyim dedi. Kardeşliğim bununla ilgilensin.
Geldi. O milletvekili ismini söylemeyeyim. İyi bir dost, hemşerimle. Onu da pasifize etmişlerdir. Şimdi yeni tekrardan MKYK'ya atıldı. Neyse. Karakolun amirini ayarlayacaklar. İki çocuk kavga edecek orada. Karakolun amirini ayarlayacaklar. Nezarete bunun yanına koyacaklar. Onu dövecekler orada. Kemiklerini kıracaklar. Karakol amirine bile söz geçiremediler. Herif ters çıktı. Bir şeyler oldu. Ya ben avukat kardeşimi yolladım. Manevi kardeşim gibi sevdiğim, cezaevine her gün yanıma gelen kardeşimi yolladım. Uzak Doğu dövüşçüsü. Devletin karakolunun içinde. Ben onun namusunu korudum onların. Şeref. Bana şeref. Siz ne yaptınız? Benim karıma iç çamaşırını erkek polisi aratmaya kalktınız. Pezevenklerin evine giderken kadın polis getirdiniz. Benim evime gelirken gelmediniz. Öyle ya. Pezevenk bile bizde işte. He işte o avukat bu avukat. Bu ikisi Peker'in emriyle Girne'de Pinarosa isimli iş yerine giderek Sedat Peker tarafından gönderildiklerini söyleyerek Ertuğ Dilaver'e Peker'e ait olduğunu iddia ettikleri mektubu vererek tehdit ediyorlar. Saat 3.30 civarında Ertuğ Dilaver'e ait Pinarosa isimli iş yerine giriyorlar. Diyorlar ki yaşam Ayvefe'ye ait olan bütün malların tümünü veya karşılığını bize vereceksiniz. Vermezseniz onu koruyan, kollayan bizim hedefimizdir. Bedeli çok ağır olacak. Şeklinde tehdit içeren ve Sedat Peker'e ait olduğunu söyledikleri mektubu veriyorlar. İki zanlı tehdit notunu verdikten sonra bu işin şakası yok, bu bedeli ödeyecek diyerek şiddet tehditinde bulunuyor. Kim bu Ertuğ Dilaver? İşte IWF'nin kasası emanetçisi. Peker IWF'den alacağını tahsil ediyor. Çöküyor yani. Şimdi ne yaşanıyor burada? IWF'nin kasası emanetçisi yani Ertuğ Dilaver'e çöküp diyorlar ki IWF'e ait ne varsa vereceksin bize. Vermezsen sizi koruyan bizim hedefimizdir. Kim koruyor bunları? Halil Falyalı. Yani bunların arasındaki olay aslında burada patlak veriyor. Nedense hiçbir gazeteci falan bunu konuşmuyor ama asıl mevzu burada patlak veriyor. Bu iki zanlı iş yerinden ayrıldıktan sonra Ertuğ Dilaver sizce ne yapıyor? Tabii ki de büyük ihtimal Halil Falyalı'dan akıl alıyor ve sonra ne yapıyor? Polisi arayarak şikayetçi oluyor. Şikayet üzerine akşam saatlerinde tespit edilerek gözaltına alınıyor bu ikisi. Öğleden sonra da teminata bağlanarak Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılıyorlar. 3000 TL nakit teminat yatırmaları şartıyla yargılanmak üzere serbest bırakılıyorlar. Şimdi Halil Falyalı'nın elinde olduğu için bu oralar komple bu Kıbrıs'ta bu işi aslında onun yaptırdığını kesinlikle söyleyebiliriz neredeyse. Yani Ertuğ Dilaver büyük ihtimalle telefonu sarılıp Halil Falyalı'yı arıyorlar. Diyorlar ki Peker bana çökmeye çalıştı. O da diyor ki şikayet et polisler bu işi halleder diyorlar. Ve dediği şekilde de yapıyorlar. Sadece bu değil bu arada. 2016'da Halil Falyalı'nın kardeşi Hüsnü Falyalı da İspanya'da tutuklanıyor. Rum mafyasının yardımıyla böyle spektaküler bir şekilde hapisten kaçırılıp Kıbrıs'a geri getiriliyor. 2016'da Türk mafyası resmen çökmüş yani Kıbrıs'a ve sallanıyor. Veysel Şahin hani para ödeyip hakkındaki dosyanın kapatıldığını sanıyor ya. Bu ödediği paralara güvenerek 17 Temmuz 2017'de ağaçtan düşerek yaralanan babasını İstanbul'da hastaneye götürmek için özel uçağıyla Sivas'a geliyor. Fakat burada kendisini gözaltına alıyorlar. Gözaltına alınan Veysel Şahin tutuklanarak da Silivri cezaevine konuluyor. Sadece 2,5 ay içerisinde 21 Temmuz 2017'den 6 Ekim 2017'ye kadar Veysel Şahin'i Silivri cezaevinde 103 avukat 303 kez ziyaret ediyor. Niye? Tabii ki de pazarlıklar dönüyor ama Veysel Şahin bir türlü salınmıyor. Hatta 2018'de Ağır Ceza Mahkemesi 3 adamını tahliye ediyor kendisini de. Bu 3 sanık çıkıyorlar, hemen kaçıyorlar, kayıplara karışıyorlar. Ama Veysel Şahin'in işi biraz daha uzuyor, 4 saat daha uzuyor. Bu esnada da yeniden tutuklama kararı çıkıyor hakkında ve içeride kalıyor, çıkamıyor. Tabii bu esnada Halil Falyalı ve Yaşam IWF'i iyice yükseliyor. Fakat devran IWF için dönüyor dediğim gibi. Peker'le ters düşmesi ve vatandaşlığın iptali sonrası IWF Balkanlara kaçıyor. Fakat Peker orada güçlü. Sahte pasaportla yakalanan IWF hapse atılıyor. 7 ay sonra tahliye ediliyor ve Yunanistan'a kaçıyor. Yaşam IWF 28 Şubat 2019'da Türkiye iadesi amacıyla Yunanistan Interpol birimleri tarafından yakalanıyor. IWF yakalanınca ortağı Ertuğ Dilaver de firar ediyor Kıbrıs'tan. Fakat IWF Türkiye'ye iade edilmiyor. Avukatlığını Yunanistan'da FETÖ'cülerin avukatları üstleniyor. Yunanistan'daki kiliselere de milyonlarca euro bağış yapıyor. Ve Yunan gizli servisi ve üst düzey siyasetçilerle çok yakın ilişkiler içerisinde. Bu şekilde Yunanistan dolaşım kimliğini alıyor ve Türkiye iade edilmekten kurtuluyor. Yunanistan'da FETÖ mensuplarıyla ciddi ticari ilişki içerisinde olduğuna dair iddialar da var. Bu esnada kendine bir Dominik Cumhuriyeti vatandaşlığı yapıp İngiltere'ye milyonlarca euro yatırım yapıyor ve bu noktadan sonra rahatça Londra Yunanistan arasında mekik dokumaya başlıyor. Yeniden güçleniyor. Bundan çok değil biraz sonra 18 Mayıs 2019'da Eray Kenanoğlu'na bir suikast girişimi oluyor. Tam 14 kurşun sıkılıyor. Şans eseri kurtuluyor. Fakat olay burada bitmiyor. Kenan
Kenanoğlu hastanede yatarken kendisini vurduranın avukatı geliyor ve seninle işimiz buraya kadar. Bundan sonra kendi hayatına çeki düzen ver diyor. İşte iddia o ki bu avukat Sedat Peker'in avukatı, yani akrabalarından. Kenanoğlu'nu vurduran da eski reisi Sedat Peker. Kenanoğlu diyor ki benim üstümden başkalarına gözdağı vermek ve işte sizin sonunuz da böyle olacak diye mesaj uçurmak için yaptılar bunu. Şimdi bu dakikada Kıbrıs'ta kim kalıyor? Hani kime mesaj gidecek? IMF kaçmış, Ertuğ Dilaver kaçmış, Veysel Şahin hapiste, Kenanoğlu'nun bağlı olduğu bir tek Falyalılar kalıyor. 2 hafta sonra İzmir'den Ahmet Kurtuluş suikaste uğruyor ve öldürülüyor. Hani Peker'in Sarallarla tanıştırdığı, Falyalı ile arasını yaptığı sanal bahisçi Kurtuluş. Bir de bu işin Türkiye boyutu var. Türkiye'de 3 mafya grubu dikkat çekiyor. Birincisi Sarallar, Karadenizli ve Süleyman Soylu'ya yakın bir mafya grubu. İkincisi Şahinler grubu. Bunlar Saralların ark nemesisi gibi bir şey. Görünürde bir destekçileri yok. Üçüncüsü de Şirinler. Tabii ki de Çakıcı ve Peker grupları falan da var da onları saymama gerek yok herhalde. Sarallar hem Şahinlerle hem Şirinlerle çatışma içerisinde. Aynı şekilde Sarallar Türkiye'de sanal bahis içinde bir numara olmuşlar. 15 Temmuz'dan sonra beri gelen bir Soylu bağlantıları var. Hatta Şahinlerin telefonları dinlenince tekrar ortaya çıkıyor bu. Sanıklardan Harun Aydın ile Ali Özeroğlu arasında geçen telefon görüşmesinin tarihi 7 Kasım 2017. Ali Özeroğlu diyor ki bu Süleyman Soylu diyorlar baba işte. Süleyman Soylu K... çocuğu daha 1,5 ay öncesinde böyle bir duyumumuz vardı. Sarallar Süleyman Soylu'ya büyük paralar indirmişler. Süleyman Soylu üzerinden bürokratlara, bürokrasiye, emniyete bir baskı yaptığını söylüyorlar. Söyleniyordu yani. 1,5 ay öncesinden baba. Özeroğlu'nun bu sözlerine karşılık Aydın, ya ama o Süleyman Soylu hani oranın çocuğu, hani o tarafın evladı diyelim ama şeyi oralarda onun hiç bağlantısı yok ki ya, oraları bilmez yani onun orada diyor. Konuşmanın devamında Ali Özeroğlu ise bize Samsun'a, Bafra'ya daha yakın da işte demek ki çekiniyor mu, ne yapıyorsa, baskı mı yapıyorlar, işte para mı indirdiler, ne indirdilerse amca diyor. Bu ifade üzerine Aydın, Bakan Soylu için ha paraya canı az diye duymuştum diye konuşuyor. Özeroğlu da bu yöndeki duyumlarının 1,5 ay öncesine dayandığını söylerken Harun Aydın, ya onların Süleyman Soylusu olsun, bizim Allah'ımız var diyor. İşte Saralların bahis işine girmeleri için Sedat Peker bunları Ahmet Kurtuluş'ta tanıştırmıştı ya. Tüm bunların arasında 2020 yılına girdiğimizde korona yüzünden sanal bahisçiler için ortam biraz rahatlıyor. Hatta Yaşam IVF ve Halil Falyalı yardım üstüne yardım yapıyor. Hayırsever iş adamları diye PR yapıyorlar. Onlar bir yandan bunlarla uğraşırken Peker yine Mayıs ayında Balkanlardaki ilk video serisini yapıyor. Bu kısmı Berat Albayrak Soylu çatışmasıyla birlikte ilk bölümlerde anlatmıştık hatırlarsanız. İşte 2021 yılına girdiğimizde olaylar peşi sıra patlayıveriyor. Şubat ayında Beyaz TV'de Falyalı ve IVF hakkında haber yapılıyor. Aynı şekilde diğer TV kanalları da takip ediyor bunu. Özellikle Süleyman Soylu'nun ta 3 sene öncesi konuşmalarından kesitler alınarak yapıyorlar bunu. Bu yeraltı operasyonları Sedat Peker'i de vuruyor sonra, biliyorsunuz. Bu noktadan sonra Peker'in de anlam veremediği bir iç çekişme, güç savaşı başlıyor ve biz Türkiye olarak bunlara Peker'in videoları üzerinden şahit oluyoruz. Bu çekişme aslında Peker'in merkezinde değil, tüm yeraltı dünyasında. Mart ayında bu haberler artıyor. Haklarında yürütülen soruşturmalar açığa çıkıyor, yani basına yansıyor. Her yerde Halil Falyalı, Yaşam IVF ve yasa dışı bahis haberleri dönüyor. 30 Mayıs'ta da bunların üzerine Sedat Peker 8. bölümde ilk defa Halil Falyalı'yı konuşuyor. İşte Falyalı'nın gidişi burada tam olarak başlıyor. Bundan 2 hafta sonra Tolga Şardan'ın haberine göre Alaaddin Çakıcı Kıbrıs'a gönderiliyor. Büyüteç yayınlandıktan sonra Çakıcı muhtemeldir ki Ankara veya İstanbul'dan, hatta Bodrum'dan da görüntü verebilir. Ama bir detay daha vereyim. Çakıcı'nın ikamet etmesinin ötesinde işlerin yürütmesini sağlaması amacıyla Kıbrıs'ta bir ofisi olacak. Öyle ki tefrişi de bitti ya da bitmek üzere diye haber geçiyor. Bu enteresan çünkü Türkiye'den organize şekilde Kıbrıs'taki yasa dışı bahis işi dağıtılıyor. Hedef yapılıyor ve yerine Çakıcı hazırlanıyor. Daha evvel de Peker gitmiş onun yerine. Yani bir yer değiştirme durumu var. Bundan bir ay sonra Şirinlere karşı operasyonlar başlıyor. İşte Adana'da operasyon düzenleniyor ve liderlerinde bir Sedat Peker tespihi bulunuyor. Bu önemli bir mesaj. Burada bir ittifak söz konusu. Bu esnada spotlar Falyalı'ya çevrildiği için her şey didik didik inceleniyor. Bu tip insanlar için korkunç bir durum çünkü onlar gri alanları severler. Aradan yaklaşık 3 ay gibi süreç geçiyor ve 10. aya geliyoruz. 10. ay baktığınız zaman bu çekişmede, bu savaşta, bu kavgada en önemli ay gibi. 10. ayın 7'sinde Turgut Katırcı Falyalı'dan şikayetçi oluyor. Ne diyor Turgut Katırcı? Kumarhanesinde işte beni dövdüler, şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Aslında bu gibi sebeplerden dolayı Falyalı'nın adı bile geçmez böyle ortamlarda ama işte bir şekilde biri kulakları fızıldamış bir şekilde. Bunun bir devamı gelecek, sen git ifade ver, şikayetçi ol diyorlar. Öyle de yapıyor. Bundan bir gün sonra Falyalı hakkında tutuklama emri çıkıyor. Şimdi tüm bunların gerçekleşmesi öyle kolay kolay olacak şeyler değil Kıbrıs.
Kıbrıs'ta. Serhat Pekin'in burada en önemli yaptığı olay şu ki, diyor ki Erkam Yıldırım'ın görüntüsünü aldığı için onu şantajla uyuşturucu işine soktu diyor. Bu tabii yukarı inanılmaz mesaj. Bundan sonra yaşanacaklar da aslında bakarsanız bunun bir devamı gibi görülebilir. Sadece bir gün sonra Falyalı hakkında tutuklama emri geliyor. Şimdi tüm bunların gerçekleşmesi dediğim gibi öyle kolay kolay olacak şeyler değil Kıbrıs'ta. Genelkurmay'ın yol vermesi olmadan olacak şeyler değil. Zira Falyalı'nın Türkiye'den Sarallarla da bağlantısı var. Ayın 15'inde de Falyalı teslim oluyor. Artık bir şeye mi güvendi yoksa ona akıl mı verildi bilinmez ama beklediği şekilde olmuyor. Falyalı tutuklanıyor. Bu tabii bir şok. Fakat Falyalı kendinden bekleneni yapıyor. Kasetli şantaj. Bunu Peker'de konuşmuştum. 4 gün sonra ayın 19'unda Falyalı kurtulmak için eldeki kasetleri kullanmaya çalışıyor. Kendi adamı olan başbakana baskı için. Yayılması için değil aslında. Fakat bu esnada kasetler Peker'e yakın kişilerin eline geçiyor. Bu nasıl oluyor bilinmez. Falyalı'dan bıkmış bürokratlar mı Peker'i paslıyor Falyalı'dan kurtulmak için yoksa Peker'in içeride adamları mı var bunlar bilinmiyor. Falyalı burada Eray Kenanoğlu bir şekilde ayarlayıp dosyaya dahil ettiriyor. Sedat Peker dosyasına. İşte burada Peker sinirleniyor. Şimdi iddia o ki Peker'in iddiası. Süleyman Soylu Falyalı'ya diyor ki ben seni oradan çıkarırım ama işte senin adamın olan Eray Kenanoğlu ve eskiden Peker'le bağlantılıydı. Kendisi işte kurşun almıştı. Bunun bir şekilde Peker hakkında ifade vermesini sağla. Ondan sonra biz işte seni oradan çıkarırız. İddiası bu. O yüzden hemen akşam üzeri Sedat Peker'in basın sözcüsü Emre Olur Twitter'dan açıklama yapıyor. Diyor ki Halil Falyalı'nın kasetleri elimize geçti. Eray Kenanoğlu konusunu Falyalı baskılıyor ama ilahi adalet. Burada Falyalı şunu düşünmüş olabilir. İşte benim başıma bu katırcıyla bela ördünüz. Ben de senin başına Kenanoğlu'nu örerim diye. Bir gün sonra plan çalışıyor olacak ki ertesi sabah saatlerinde Falyalı hastaneye sevk ediliyor. İşte bu olunca Peker faaliyete geçiyor. Deli Çavuş üzerinden diyor ki KKTC Başkanı Ersan Saner Halil Falyalı'yı koruyup Kıbrıs'ta 3 sene önce Eray Kenanoğlu'nun vurulma hadisesini Eray Kenanoğlu Falyalı'nın kardeşinin bet işinde ortağı Reis Sedat Peker hazırlanan hayali suç dosyasının içerisine dahil ettiniz diyerek Ersan Saner'in müstehcen bir videosunu paylaşıyor. Böylelikle hem Falyalı'nın önü tıkılıyor hem de siyasi gücü kırılıyor hem de kendisine karşı yürütülen dosya için bir çeşit ayar veriyor Sedat Peker. Akşam saat 9 civarında Sedat Peker tweet atıyor. Kıbrıslı siyasiler uyuşturucu baronlarıyla yasa dışı bahisçilerle birlik olup Türkiye'de bana karşı kurulan komploya destek verdiniz ha? Hepiniz yandınız. Arşiv bana geçti. Siz kaçındınız. Sizi de rezil edeceğim. Utanma duygusu olan istifa edip gitsin. Saat 9.45 civarı Peker bir tweet daha atıyor. Diyor ki bu tip videolar müstehcen olduğu için benim kendi hesaplarım asla yayınlanamazlar. Ancak Deli Çavuş diye yeni bir hesap varmış. Şahsıma komplo kuran Kıbrıslı siyasiler eğer istifa etmezlerse videolar buradan yayınlanmaya devam edecek. Ertesi gün saat 6'da bir tweet daha atıyor Peker. Diyor ki Kıbrıs'ta yaşayan ve bu tip görüntüler olduğunu düşünen mafya işlerine bulaşmamış siyasiler ve bürokratlar siz rahat olun. Deli Çavuş'la görüştüm. Onun sizlerle derdi yok. Uyuşturucu baronlarına ve de yasa dışı bahis iş yapanlarla birlik olup bana karşı yapılan oyunlara alet olanlar hakkında yayınlayacak diyor. Bunu tabii şunu anlıyoruz. Büyük ihtimal Kıbrıs'tan yoğun bir trafik yaşandı. İşte benim de kasetim yayınlanacak mı acaba diye Peker de mesaj veriyor. Bunlarla birlik olmazsanız sizi bağışlarım gibisinden. Sonra bir sessizlik oluşuyor. Bir hafta sonra Sedat Peker Twitter'dan açıklama yapıp Kıbrıs'taki gelişmeleri övüyor. Daha fazla video olduğunu iddia ediyor. Peker diyor ki bu sistemi KKTC'deki hakim ve savcılarımıza yardımcı olmak için delilleriyle deşifre edeceğim. Çünkü Veysel Şahin'den sonra Halil Falyalı kullanıldı. Şu anda da önümüzdeki günlerde açıklayacağım yapı tüm yasa dışı bahis işlerini ve uyuşturucu para transferlerini kendi yapısına aldı. Şimdi dikkat ettiyseniz Halil Falyalı'dan bahsederken de ismini küçük yazıyor. Diğerlerinin ismini büyük yazıyor. Yani Veysel Şahin'i falan da Halil Falyalı'yı bir tek küçük yazıyor. Bir gün sonra Sedat Peker Halil Falyalı'nın hastaneden tekrar cezaevine sevk edilmesi hakkında tweet atıp Serdar Denktaş'ı ifşa alıyor. Peki neden Serdar Denktaş diye sorabilirsiniz. Şimdi Yaşam IFFB emanetçisi Ertuğ Dilaver sahip oldukları Zeus Otel'e bir kat daha çıkıyor ve kazino açıyor. Bunların izni için o dönem bakan olan Serdar Denktaş'la 1 milyon sterlini anlaşıyorlar. Bu skandal oluyor ama Kıbrıs'ta tabii bizim bundan haberimiz yok. Bu noktadan sonra Kıbrıs'ta istediğini elde etmiş oluyor ve hükümet düşüyor. Ardından Türkiye'nin iç siyasetine dönüyor Peker. 11. ayın 7'sinde Lütfü Türkkan ve Meral Akşener'e komplo kurulduğunu yazıyor. Bir gün sonra da tekrar bir flat paylaşıyor. Zamanında Kılıçdaroğlu ve Akşener'e devlet korumasıyla saldırdığını, kendisine yardımcı olan kişilerden birinin de savcı alim Yaşar olduğunu ifşa ediyor. Yani Süleyman Soylu'nun ekibinden bu savcıyı kendince şahmat ediyor. 3 gün sonra Sedat Peker diyor ki benim mal varlığım el koymak istiyorlar. Benim elimde de Falyalı'dan kalma kumar listeleri var. Bunları yayınlayayım mı diyor. Aslında verdiği mesaj net yani bana karşı devam ederseniz ben de ifşalarıma devam edeceğim. Beni rahat bırakın demeye getiriyor. 3 saat sonra anlaşamadık olacak ki tekrar tweet atıyor ve listelerin küçük kısmını yayınlayacağını söylüyor. İleride de büyüklerini vereceğim. Bir gün sonra bu kıyameti kopardıktan sonra bu listelerle Sedat Peker o bilinen tanınmış jetki videosunu paylaşıyor. Adam kardeş! Adam kardeş! Bazen film bitti dendiği yerden yeniden başlar. Bir gün Montenegro olur, bir gün başka yer olur. Adam kardeş!
benzermiş. Azem kardeş. Ayın 15'inde Sedat Peker'in danışmanı Emre Olur, İYİ Parti'ye kumpas kurduklarını ve Soylu'dan emir aldıklarını anlatıyor. İşte hatta İYİ Parti'den bir kişiye kumpas kuruyorlar ve bu kişi yaklaşık 7 ay önce FETÖ'den hapiste yatıyor. Halbuki alakası olmasına rağmen. Bunu diyor biz yaptık. Soylu bizden rica etti, Soylu'nun ekibi bizden. 11 Eylül 28'inde beklenen açıklama ve poz geliyor. Bu sefer başka noktadan. Alaaddin Çakıcı İstanbul'da poz veriyor. Hani demişti ya büyük ihtimal poz verecek falan diye. Şimdi herhalde ortalık karışıkken veriyor bunu çaktırmadan. Basın danışmanı bundan sonra 15 gün Bodrum, 15 gün İstanbul'da olacak diye açıklama yapıyor. Tabii bu 15 gün Bodrum demek Kıbrıs, aslına bakarsanız. Bodrum Kıbrıs arasında gidip geliyor. Yani hem 15 gün İstanbul'da, 15 gün Kıbrıs'ta olacak diyor. Bu açıklamada ve fotoğrafta yeğenim dediği Robert Güler'le poz veriyor. Robert Güler kim? Mahmut Yazıcıoğlu'yla BET işinde ortak olan, bunun içinde Falyalı'yla bağlantısı olan biri. Aralık ayı içerisinde de yasa dışı bahis operasyonlarında patlama yaşanıyor. Adeta. 1 Aralık'ta Katırcı ifadesini değiştiriyor. Falyalı böyle bir şey yapmadı diyor. Yani tamamen R yapıyor, geri vites yapıyor diyelim. Bir hafta sonra Falyalı'nın ayakçılarının Süleyman Soylu'yla görüştüğü iddia ediliyor. 10 Aralık'ta da Falyalı serbest kalıyor. Yani ortada bir pazarlık dönmüş olacak ki Falyalı tüm şeylerin arasında serbest kalıyor. 24 Aralık'ta tırpan operasyonu başlıyor. Berat Albayrak Sarallar'ı aldırıyor. Sarallar da Süleyman Soylu'ya yakın bildiğiniz üzere. İşte geliyoruz 2022 yılına. Asıl mevzu burada kopuyor. Birinci ayın, Ocak ayının 27'sinde Çakıcı'nın avukatı Şafak Mahmut Yazıcıoğlu öldürülüyor. Öldüren Drej Ali, Ali Yasak'ın yeğenleri Ali ve Kadir Yasak. İddialara göre bir iş insanı bu avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ve daha önce de Kıbrıs merkezli bir yasa dışı bahis soruşturmasında bir yıla kadar hapiste kalan ortağı Robert Güler'in sahip olduğu bahis sitesinde 12 milyon TL kaybetmiş. Şimdi bu kaybetme olayına daha yeni bahsetmiştim videonun başında. Hani çok paraya yatıran kişiler bilerek kaybettiriliyor demiştim, hatırlıyor musunuz? Bu mafya arasında bir kuraldır. Hani çok para yatırıyorsun ve bilerek kaybettirilmeye zorluyorsun. Aslında kumarda oynamıyorsun. Bir nevi haraç kesiyorlar senden de işte bunu bir oyunla yapıyorlar. Bu şahıs da bunu ödeyemeyince veya ödemek istemeyince 25 milyon TL'lik mülküne el konuluyor. Aradaki fark olan 13 milyon TL'yi isteyen iş insanına ödeme yapılmadığı ve avukat Mahmut Yazıcıoğlu'nun 27 Ocak 2022 gecesi öldürülmesine neden olan alacak verecek meselesinde bu konuyla ilgili olduğu da iddialar arasında. İşte bu Mahmut Yazıcıoğlu'nun da sahibi olduğu, ortağı olduğu, Robert Güler'le ortağı olduğu bahis sitesinden %10 alan ve onların imkanı sağlayan kişi de tabii ki de Halil Falyalı. 1,5 hafta sonra Halil Falyalı suikasta uğruyor. Planlı, projeli, birkaç hafta sürmüş bir plan. Beklenmiş, içeriden bilgi alınmış vesaire. Mahmut Yazıcıoğlu cinayetinin tetiklemiş olabileceği bir suikast. Hastaneye gelen Sarallar grubu da buradan bağlılık gösteriyor. Hatta yakınlardan Ankara'yı hedef alan sloganlar geliyor. Bir diğer noktada tabii Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım. Bu tartışmada en merkezdeki isim Erkam Yıldırım. Biliyorsunuz Peker Binali Yıldırım'a dokunana kadar Tayyip Erdoğan Soylu'ya sahip çıkmadı. Ne zaman Binali Yıldırım'ın adı geçti, Peker'e karşı cephe alındı. Peki ne dedi Peker? Peker'in dediğine göre Falyalı Erkam'ın görüntülerini elde etti. Bu şahıs kumar bağımlısı, ailesi de rahatsız bundan falan. Bu görüntülerle de şantajda Erkam Yıldırım üzeri uyuşturucu rotası kuruluyor. Biliyorsunuz Falyalı Amerika'da DEA tarafından uzun süre observe edilmişti. Virginia Doğu Mahkemesi soruşturması ajanı Timothy McGrath'ın hazırladığı rapora göre Halil Falyalı'nın uyuşturucu ticareti ve kara parayı nasıl akladığı tüm detaylarıyla bu raporda yer alıyor. Hazırlanan iddianameye göre 2012 yılında Halil Falyalı ve kardeşi Hüsnü Falyalı'nın arasında DEA, ABD Uyuşturucu Mücadele Dairesi, ki Breaking Bad izleyenler bilir, bir ajan yerleştiriyor. Bu köstebek ajan Halil Falyalı, Hüsnü Falyalı ve uyuşturucu ticareti yapmaktan defalarca kez tutuklanan Özgür Demir hakkında incelemeler yapıyor. 13 Temmuz 2015'te ise ajan ifadesini veriyor. Yani bir köstebek yerleştiriliyor ve tüm detaylarıyla bu iş patlıyor. İşte iddia odur ki bundan sonra yeni rota oluşturuluyor. Çünkü başları belada. Bunun için de Erkam Yıldırım kullanılıyor. Şimdi Sedat Peker'in ifşalarının en büyüğü aslında bu. Hiçbir ifşası Yıldırım'ın ifşası kadar dokunmadı yukarıya. Hal böyle olunca Falyalı'nın ipi aslında burada çekildi. Hani bu şantaj görüntüleri mafyanın elinde iyi bir koz. Ama işte bazen ters tepebiliyor. Çünkü tehlikeli oluyorsun. Bu Amerika'da bu olay patladıktan sonra 2016 yılında Kıbrıs'ta büyük bir güç değişikliğinin olması tesadüf değil aslına bakarsanız. Yani bunun devamı geliyor. Milyarlarca dolar dönen bu piyasada el değiştirme temizliği yaşanıyor, anlayacağınız. Gelelim yukarıya. Yukarıdaki taht oyunlarından uzun uzun bahsetmiştik zaten. Abdülhamit Gül bu bağlamda yalnız bir isim. Neden? Çünkü arkası sağlam değil. Bir tarafta MHP destekli Soylu, diğer tarafta damat Albayrak. Gül'ün kimi var? Kimsesi yok. Ve uzun süredir de bu baskılara dayanamaz bir hale geldi. Şimdi Soylu ve ekibi oldukça radikal düşünen insanlar. Yani aşırı sert, antidemokrat ve kuralları, yasaları pek ipleyen bir tayfa değil. Diğer yönden Gül bunun tam tersi. Uzun süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arası da kötüydü. Şimdi AKP'nin bu radikal kanadına göre örneğin Ekrem İmamoğlu görevden alınıp yerine kayyum falan atanmalı. İşte Öcalan'la görüşmek, hatta çıkarmak normal. Bu
bu gibi olaylara da Gül karşı. İstifadan önce bir toplantı yapıldı ve Gül'ün Sabra'nın burada taştığı ve istifa ettiği söyleniyor. Ne konuşulduğu hakkında herkesin fikri ayrı. Ama şu kesin, önümüzdeki dönemde suikastlar ve büyük çaplı operasyonlar olacak. Gül de bu işin yargı kısmında olmak istemiyor. Yerine ise eski Fethullahçı Bozdağ geliyor. Şimdi soru şu, AKP yine kabuk değiştirir mi? Tam da FETÖ ile uzlaşma konuşulduğu dönemde. Ya da daha önemlisi, taht oyunlarındaki yeni oyuncularımız kim olacak? Tahmin ediyorum ki hep birlikte göreceğiz.